Arkadaşlar, bu gördüğünüz modifiye olan elektrikli bisiklet tekerleridir. İki tane. Şu anda gördüğünüz gibi ikisi de aynı marka, aynı motordur. Bunlar bağlantıları modifiye edildi. Şöyle gördüğünüz gibi 1,5-2 metreye yakın kablo ekledim. Buna da aynı şekilde 1,5-2 metreye yakın kablo ekledim. Şimdi sizlere nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu normalde 250 watt gücündedir. 200 devirde hatta 180 devirde 14 volt vermektedir. Ben bunun çıkışına şöyle gördüğünüz gibi elektronik konjektör bağladım. Bu elektronik konjektörün çıkışlarını yani artı eksi aküye bağlanacak bölümlerini lütfen kısa devre yapmayın. Çünkü elektronik olduğu için bozulacaktır. Şu kırmızı artıdır, yeşil eksidir. Şu siyah da kırmızıyla birleştirirseniz rüzgar türbinlerinde fren yaptırıyor 14 voltta. Bunu denemedim, bilmiyorum. Şimdi ben sizlere aynı zamanda da ölçü aleti de bağladım. Şöyle hafif döndürüp bakın hemen ampulümüz yanmaktadır. Şimdi bir de voltaja bakalım. Bakın 16 volta kadar çıkmaktadır. Şöyle yapayım. Bakın elimle çeviriyorum. Tabii titreme yapıyor. Gördüğünüz gibi. Yalnız şu anda bakın şöyle parmakla döndürebiliyorum. Yumuşak bir şekilde. Şöyle tekrar size göstereyim. Yumuşak bir şekilde döndürüyorum. Tabii bu ampul küçük bir park ampulüdür. Şimdi diğer sisteme geçeyim. Diğer de aynı güçte motordur. Aynı markadır. Bunun çıkışına ise köprü diyot bağladım. 35 amperlik köprü diyot. Bunda 12-24 veya diğer sistemleriniz için kullanabilirsiniz. Çıkışına ise 65 wattlık gördüğünüz gibi oto far ampulü bağladım. Tabii bunu parmakla çevirmek zordur, kasar. Niye kasar? Çünkü çıkıştaki yük fazla olduğu için. Bakın biraz şöyle zorlamayla gördüğünüz gibi bu da yanmaktadır. İkisi de aynı özelliklerde. Bakımları yapılmış. Birinde akü şarj kontrol cihazı vardır. Birinde ise köprü diyot devresi vardır. Diğer projelerinizde rüzgar ve su türbini olarak kullanabilirsiniz. İkisi de aynıdır. Bunun akü şarj kontrollü olması nedeniyle arada 20 lira bir fark vardır. Teşekkür ederim.